بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Kur'an-ı Kerim'den devam ediyotgan dersimiz Sure-i Yunus'un hazirge tilavat kılıngan ayetine kelgan edi. Allah Subhanahu ve Taala Nuh aleyhisselamni peygamber kılıp jönetilganligini, jönetganligini beyanından keyin ve bir necha payg'ambarlarning o'kishidan keyin o'zlarining qavmlariga payg'ambar qilib jo'natganligini ijmoliy suratda bayon qildi va bugungi hozirga o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda Alloh subhanahu va taolo shu ko'p payg'ambarlardan keyin Musa va Harun alayhimassalomlarni Fir'avn va u Fir'avnning saroy odamlariga payg'ambar qilib jo'natilganligini bayon qilyapti. Musa alayhissalomning zikri Qur'oni Karimda ko'p zikr qilingan payg'ambarlar jumlasidandir. Musa alayhissalomning zikrlari turlik uslublarda zikr qilinadi. Ba'zi joylarda mufassal suratida, ba'zi joylarda qisqacharoq suratda zikr qilinadi. Qaysi bir o'rinda suraning oqimi, asosiy mazmuni, mavzusi qaysi bir bobda bo'lsa, shu mavzuga muvofiq bo'lgan kalimatlar keltiriladi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalom va Harun alayhissalomni Fir'avn va Fir'avnning mala saroy odamlariga jo'natganligini zikr qilinyaptiki, umumiy xalqlar albatta saroy odamlariga ergashgan holatda yashaydi. Saroy odamlarining islomni qabul qilishligi bilan boshqalar albatta ularga doim ergashib yurganligi bilan islomni ular ham qabul qilishadi. Agar saroy odamlari zalolatda bo'lsa, umumiy xalqlar ham zalolatda bo'lib ketaveradi. Shuning uchun ham islomning dushmanlari birinchi umumiy xalqlarni ularning islomni ularga qoralashlikdan ilgari xalqlarni yetalaydigan kishilarga islomni qoralab ko'rsatadi. Va shuning natijasida xalqlar e'tiboriga kirgan kishilarning islomdan chiqishligi bilan boshqalar ularga ergashadigan odamlar albatta xalqlar ichida bo'ladida, ko'r-ko'rona ergashgan kishilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Va shu sababli islomdan voz kechib ketaveradi. Bu asosiy bu yahudlarning makriki Qur'oni Karimda وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ahli kitablarının Yahud ve Nasaralar mana bu yolunu tutuşardı. Ular aytishardi ki özlerinin adamlariga اَمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارُ Sizler evvelde bu iman keltirgen kişilerge çürülüngen Kur'an'ga sizler hem evvel iman keltiriler. Ve kekin iman keltirip bir kirip özilerine mumun bolgen adamlar Katar'ı da deyip senep durup kekin kafir bolup çıkvetiler de. Neme için? Sizler ahli kitablar deydi de bunlar insaflı kişiler bulgenlik için mene İslam'ı kabul kılıçtı da bunlar tekşirip türüp bu İslam'da bir hatanı körüşmese çıkıp gitmegen bulardı degen sizlerine hakkilerde insaf degenlerse güman kılınıp sizlerge ergeş köp adam dinden çıkıp giderdi. Mene bu en makirli yoldur buradalar. Şunun için hem en makir yol İslam'dan adamlarının çıkarıcı makkar adamının üslubu şundey boladı. Birinci İslam'ın maktayı başlaydı. Özünün makalesi de İslam pakize yol, azade yol deyip maktayı başlaydı. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam uluğ zatlar, bu kişi ahlakını dünyaya örgütken katta zat deyip başlaydı. Siz bu makalenin müellifi insaflı adam, insaflı bu mesela İslam'ın maktamegen bolardı deyip, unga bo'lgan o'zingizni qalbingizdagi o'yg'oq bilik bilan o'qiyotgan holatingizni yo'qotasiz-da, shun bilan sizni Islom va Islom payg'ambari Qur'oni Karimning ulug' kitobligi maqtalgandan keyin siz uni o'zini gapini qabul qiladigan bo'lib qolasiz. Va u o'zining zaharli o'qini maqolasining ma'lum bir joyiga joylayotda otganda sizning nishonasiga o'zi mo'ljal qilgan nishonaga tegadi-da, siz uning zaharlik okunu ham kabul kılıp koygalligizi sezmeye kalasız. Mana bu üslup braderler en makkarana üsluptur. Çünkü İslam'ını tanımagan, İslam'dan çette bolgan adamın İslam'ını mahtaşligi onda insafını güman kılınıp kaladı. Şunun için İslam yolunu fakat takvalik ve İslam'ın mükemmel bilgen ve İslam'a amel kılgen kişiden yine eşitmalık gerek. O İslam'ı evvelde maktab koyuşluğu bizi eldeb koymasını gerek. Mene bu ayette Allah Subhanehu ve Teala şunun için Firavun ve Firavun'un saray adamlarına Allah Subhanehu ve Teala özünün cesur peygamberi Musa aleyhisselam ve o kişinin ülkeleri Harun aleyhisselamını peygamber kılıp yönetildi. Yer kurvesinin beşeriyet tarihindeki en katta zalim bulgen Firavun aldığı barışlık ki Allah buyurdu. İnsanda beşeriyet tarihinde zalimler köp ötgen. Lekin adamlarını soygen zalimler ötgen. Ama yengi tuğulgen balanı soyuşluk derecesine çıkardığın zalim şu Firavun bugün braderler. Her kendi vahşi hayvanın bolasını insan körgen vakitte kalbide mihir, muhabbet payda boladı. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala zayıf narsanı onge muhabbet kıladığın kalbine her bir adamge bergen. Ama Firavun yenge tuğulgen oğul bolalarını soyuşluk derecesinde zalimlikte şu mertebege çıktı. Mana şimdi adamın aldığı şimdi zalimnin aldığı Allah Subhanehu ve Teala özünün peygamberini ve etrafı da bu zulümde yardan beri etken kişilerin aldığı davetli yetkizişlik ki Allah buyurdu. Fastekberu elbette bunda zalim ne aldı ki Allah Subhanehu ve Teala buyurgen özünün mucizatlarını verdi. Bu mucizatlar Kur'an-ı Kerim'nin başka ayetlerde beyan kılıngen tokusta mucizesini verdi. Bu mucizelerinin bittesi asa idi. Bu asa, kollardaki asa hahlegen vaktilerde taşleseler köprük bolardı. Eğer Firavun'un sihirgerlerinin
ularının özleri sahte surette yasagan ilanlarını hamasını yutuşluk için katta ilanga eğlenip yutup kollarga asab olup geldi. Allah subhanahu ve teala'nın mucizesidir. Mucize biraderler. Sihir bir nersenin mahiyetini özgertirmeydi. Sihir insanga hayallenedi şunu deyip olup. Yuhayyelu ileyhi enneha tes'a. Sihir hazırgi vakitteki kılınyetken mene özü hazırgi zaman tilleri bilen eytilingen sihir manasdagi narsalar o mahiyet özgermeydi. Adamlarga hayallenedi. Sahnelerge çıkarıp çömülyetken şekilde adamlarını çömültürüp yetken şekilini körsetilgen o adamga su deyip hayallenedi. Üyede bir su olmaydı hiç kaçan. Lekin mucize Allah subhanahu ve teala tarafından her bir nersenin mahiyeti bütünle özgerip hakikat bilen körünedi. Allah subhanahu ve teala şimdi tokusta mucizesi bilen Musa aleyhisselamını kuvvetledi. Biz dersimizi başka derslerimizde bu mucizeler hakkında müfessel bayan kıyamız. Fastakbaru ular takabbürlik kıldı. Takabbürlik ne mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbide zerre ağırlıgıça, zerre miktarıça kibir bolgan adam cennetke kirmeydi dediler. Şunda bir kişi soradılar ki ya Resulullah men mene Allah subhanahu ve teala menge hüsn bergen libasımını hemenikiden artık buluşluğunu hahleymen. Şu kibir mi dediler. Şunda dediler ki Allah güzeldir, güzelliğini yaşgörer dediler. El kibru batarul hakki ve gomtun nes dediler. Kibir hakka unamaslik dediler. Ve adamlarının ihtiyarlardan taşkarı bulgen sıfatları bilen ayıbleşlik. Buranın özünü navça buluş, yani ki pastek buluşlik bu ihtiyarı diye ispatmaz biraderler. Eğer adamlar özünü ihtiyarda bulgen de hemmeleri orta boy boyagen bulardı. Özünün ihtiyarıdan taşkarı bulgen sıfat bilen birader ayıbleşlik dediler. Hak söz bulgen de baş tartışlık bu kibir dediler. O libasını hemeden artık buluşlikini, yani ki pakize libaslarda kişi bu kibir demediler. Demek bular fastakbaru Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberiydiler, hak yolunu alıp gelgenidiler, şu haktan baş tartıştı. Ve kânû kavmen mücrimîn, ular cinayetçi kişilerden buluştular. Çünkü peşva adamının hak kegen vaktide, biraderler hak cüde kıymet bahanerse, adamlar batılınerse üçüncü de uzak masafelerge barışadı. İnsan hak üçüncü de barışlığı kereydi. Allah subhanahu ve teala tarafından hakını alıp gelgen peygamberler ötken dersimizde ettik bir artaları bir hizmet hakkı soruşkalları yok. Bu cüde beypul kelgenidi. Burup hem Firavun di zalimnin aldıge hak özü kirip kelgenidi. Allah buyruğu bilen Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam bu hakını alıp sarayga alıp kirgen idiler. Bu nihayette arzan düşken idi. Aldıge kelgen idi. Mene bu nerseden baş tarttı. Braderler, şunu için hem haktan baş tarttan adayan mütekebbir, o cehennemde ebedi kaladı. Felemme ca'ehumul hakku min indina, kalu inne hada lesihrun mubin. Hak ularga kelgan vaqtida. Haqni ya pul sarf qilishmoqdi. Haq kelgan edi. Shu vaqtda bu haq qayerdan kelgan edi? Min indina deyapti Alloh taolo. Bizi dargohimizdan kelgan edi deyapti. Alloh Rabbil alamin tarafidan haq ularga kelgan vaqtida ular bu ochiqdan ochiq sehr ekanligida shak shubha yo'q deydi. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى عليه السلام أتلر كي حقا حق بولب حم سيزلرنا ألديلرغي كيلغن وقت دا سهر ديسلرن شو سهر ما سهر ديگن نرسا hiç kendi bir nersenin mahiyetini özgertirmeydi.
o insonga bir hayollanadigan makr hiyla bo'lsa, bu haq bo'lsa, koinoti yerning barpo bo'lgan haq bo'lsa, shu sehrmi? Sehrgarlar hargiz najot topmaydi. Bironta bir sehrgar bashariyat tarixida najot topgan emas. Bironta bir sehrgar hurmat bilan qolgan emas. U sehrgar degan nom bilan qolgan. Ya'ni odamlarning ko'zini bo'yovchi shaxs shunday makkor bo'lganki, har qanday odamni aldab ketolgan degan nomi qoladi, xolos birodarlar. Shunday ulug' odam bo'lganki, har qanday odamga yaxshilik ko'rsatgan degan sifat bilan qolmaydi. Aytiladiki, bu shunday sehrgar makkor bo'lganki, makrini shunday bekitolganki, har qanday odamlarni aldab ketadigan katta aldovchi bo'lgan degan nom bilan qoladi. Biror bir sehrgar hurmat bilan qolgan emas. Biror bir sehrgardan bashariyatga zarracha foyda yetkazgan emas. Biror bir sehrgar biror bir insonga manfaat yetkazgan emas. Ularning mollarini botil bilan yegan, ularning mollarini nohaq tortib olgan birodarlar. Sehrgarlar hammasi hayotning, odamlarning vaqtini molo, ya'ni bir ma'nosiz narsalar bilan o'tkazishlikka sabab bo'lgan odamlardir. Allohning payg'ambariga sehrgar degan nomni qo'yishlik birodarlar nihoyatda bir katta tuhmatdir. Shuning uchun ham islomning dushmanlari birodarlar, mabodo bir islom peshvosi haq yo'lda turadigan bo'lsa, shu odamni bir shanida bir tuhmat bo'ladigan bir narsani yopishtirishlikka harakat qilishadi. Nima uchun? Bu odamning haq bilan turishligi insonning tabiatiga Alloh subhanahu va taolo o'rnatgan o'zgarmas tabiatiki, haqni haq deb qabul qiladigan, nohaqni nohaq deb qabul qiladigan tabiatning qo'zg'alishligiga sabab bo'ladi. Va bu tabiat qo'zg'algandan keyin inson haqni qabul qiladiki, u tog'dan ham mahkam bir bo'lib ketadi. Shuning uchun ham peshvoni haq yo'lda bo'lib turgan odamni makr bilan uning shaniga har xil tuhmatlar qilishlikka harakat bo'ladi. Biz bu yerda Musa alayhissalomga ular nima deb javob qilganligini bilaylik. Hamma nohaq odamlar qiyomatgacha shu xitob bilan qilishadi. Haq yo'lda bo'lgan odamlarga aytmaydiki, bu haqingni bir tekshiraylik-chi demaydi. Haq u ro'barusida turgan to'siqlarga qaramaydi. U albatta yengib ketadi. Haqning bir to'siqlikni iloji yo'q. Bu haq bir dori bilan yo'g'ib ketadigan narsa emas birodarlar. Shuning uchun haq odamlarga nohaq odamlarning xitobi qiyomatgacha bir xildir birodarlar. Qolu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Bizlarga sen bu ajdodlarimizni topgan holatdan burib tashlashlik uchun keldingmi dedi. Ajdodlarimiz qilib kelgan narsalardan voz kechishligimiz, bizlarni shu yo'ldan adashtirishlik uchun, burishlik uchun keldingmi deydi. Hamma nohaq odamlarning xitobi shu birodarlar. Agar haqni so'zni aytsangiz, ajdodlarimizni qilganidan voz kechishligimiz kerakmi deb sizga xitob qiladi. Va takuna lakumal kibriya'u fil ard. Haqiqatda bir kishi haqni olib kelsa, hamma odam u haqni tushungandan keyin uni hurmat qilishligi tabiiy va odamlar oldida uni hurmati baland bo'ladi. Bu narsa o'zi hayotning, albatta Allohning sunnati bu narsa. Chunki Allohning yo'lini yordamchisi bo'lgan odamga Alloh madad beradi, dunyoda izzat beradi, oxiratda ham unga izzat beradi. Shuning uchun ahli botil qo'rqadiki, bu haq yo'lga chiqqan vaqtda, haq o'zini g'alaba qilgan vaqtda ulug'lik shu haqni olib kelganlarga bo'lib qoladi dedi. Ikkovilarga yerda ulug'lik bo'lib qolishligi uchun bizi o'tgan yo'llarimizdan burishlik uchun keldinglarmi dedi. Mana ko'p kishilarga aytilganki, sizlar masalan mana bu haqiqat yo'lini qabul qilinglar. Qur'oni Karimga Qur'on o'qib xizmat haqlarini olishlik mumkin emas.
bu narsalar mümkünmez deb tushuntirilsa, shariatda bid'atlarni tushuntirilsa, shunday so'zlarni eshitildiki, birodarlar, agar bu yo'lni biz haq desek, o'tgan ajdodlarimizni harom yegan deb tan olishimiz kerak deyishdi. Shuning uchun ham, lekin islom bilib qo'yinglar, 50 yil botil yo'lda yursa bir odam, haqni kelgan vaqtida qabul qilsa, shun bilan o'tgan 50 yilda botil yo'lda yurmagandek toza bo'ladi. Agar haq kelgan vaqtida qarshi tursa, qabul qilmasa, Allohning azobi qattiqdir. Boshqa biror yo'lda 90 yil xizmat qilib, 90 yil shu odamning aytganini qilib, agar bir kun xato qilsa sizni kechirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida 90 yil xato qilib, haq kelgan vaqtda qabul qilsangiz, shu vaqtda o'tgan gunohlaringizni Alloh mag'firat qiladi. Va ma nahnu lakuma bimu'minin. Biz ikkovingizlarga iymon keltiruvchilardan emasmiz deb qat'iy aytishdi. Fir'avn va Fir'avnning saroy odamlari Musa alayhissalom olib kelgan yo'lni sehr deyshdi. Mo'jizotlarni sehr deyshdi. Va Fir'avn o'zining sehrgarlarini chaqira boshladi. Va qala Fir'avnu tuni bi kulli sahirin alim. Fir'avn har bir bilimdon sehrgarlarni har birini olib kelinglar. Birortasini qo'ymasdan olib kelinglar dedi. Meni oldimga olib kelinglar dedi. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Sehrgarlar kelgan vaqtda Musa alayhissalom ularga o'rtaga uloqtirmoqchi bo'lgan narsalarni uloqtiringlar dedi. Ya'ni sehrlarni ko'rsatinglar dedi. Falamma alqa qala Musa ma ja'tum bihi as-sihr. Inna Alloh sayubtiluh. Inna Alloh la yuslihu amal al-mufsidin. Ular o'rtaga o'zlarining sehrlarini uloqtirishgan vaqtda boshqa darslarda mufassal aytganmiz, bular butun maydon ilonga to'lib ketdi. Hatto Musa alayhissalom fa'aujasa fi nafsihi xifatan Musa. Musa alayhissalom dek vahiy kelib turgan zot tashvish topdilar qalblarda. Ya'ni biror bir shu yerda maydonda sehrgarlarning ishi yurib ketib qolsa, bu edi odamlar iymonini shu g'alabaga bog'lab turgan edi. Agar Musa g'alaba qilsa ergashamiz deyishib turgan edi. Va ini bu narsa amonat edi. Qala Musa ma ja'tum bihi sihr. Sizlar olib kelgan narsa sehrdan boshqa narsa emas dedilar. Inna Alloha sayubtiluh. Alloh subhanahu va taolo tezda botil qiladi, bekorga chiqaradi bu sehrlarni dedilar. Inna Alloha la yuslihu amal al-mufsidin. Buzg'unchilarning amalini Alloh subhanahu va taolo isloh qilmaydi. Buzg'unchi odamning buzg'unchiligi baribir tarixda buzg'unchi bo'lib qoladi. Birodarlar, bashariyat tarixida nechta buzg'unchi o'tgan bo'lsa, uzoq tarix bo'lsin, yaqin tarix bo'lsin, buzg'unchi o'tgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning mal'un holatda qoldirdi. Biror bir buzg'unchining siri fosh bo'lmasdan qolmadi, birodarlar. Shuning uchun mu'min odamlarning baxt-saodat shu yerdaki, ularni har qancha ustlariga tuhmatlar ko'p yog'ilsa ham, baribir Alloh subhanahu va taolo ularning pokligini ko'rsatadi. Buzg'unchi odamlar har qancha o'zining buzg'unchiligini bekitsa ham, Alloh subhanahu va taolo baribir uni fosh qiladi. Mana bu narsa har bir kishi o'zining qisqa hayotida buning misollarini ko'pini ko'rgan va eshitgan. Va yuhiqqullohu al-haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqaradi o'zining kalimotlari bilan, o'zining mo'jizotlari bilan, yo'inki kun kalimotlari bilan. Yo'inki boshqa bir mo'jizotlari bilan Alloh haqni ro'yobga chiqaradi, agarchi buni jinoyatchi, mushrik, kofir, bular dinsizlar
xohlamasa ham. Dinsiz odam hech qachon haqning ro'yobga chiqishligini xohlamaydi, birodarlar. Hech qachon xohlamasa ham Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomning xabarlarini bu yerda ko'p tafsili suratda bayon qilmaydi-da فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Musa aleyhisselamga kavimlerden köpçülük Müslüman bulmadı. Yaşı katta kişiler Müslüman bulmadı. İlla zürriyetun min kavmihi. Bu kelime dalalet kıladı ki, Musa aleyhisselamın yolunu kabul kılgeller, kavminin zürriyatı yigitleri ekelliği işare bulu yaptı. Adette hakkının kabul kıladığı yaşlar buladı buradalar. Musa aleyhisselamın ham bu orunda hakkını kabul kılgen şu halkının zürriyatı buldu. Allah subhanahu ve teala ahli batıllarını halak kılıp taşlamaydı. Ularının zürriyatlarından bu hakkın mirasxorlarını çıkaradı. Mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devirleri zamanı saadet bunge misal buldu. O kişinin yollarını kabul kılgeller, hammeleri yaşlar buldu. Bularını müşrikler mezhara kılışardı. Adamlarının ahmaları ergeşi yaptı, akılları azları dişardı. Yaşlarını insanlar köpler, aklı az adamlar deyip hesap kıladı. Bir de zürriyetun min kavmihi, Musa aleyhisselam'ın halkıdan zürriyatı kabul kıldı, iman keltirdi Musa aleyhisselam'a. Lekin bu Firavun ve Firavun'ın cemaalardan korku asastaydı. Daim teşvişteydi. Çünkü Firavun şu sihirgerlerinin içi de iman keltirgenlerini, hammasini, göçlerini para para kılıp hurma daraklarga asken idi. وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ Firavun yerde en özünü âli tutken en zoravan adam bulgen idi. وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Firavun haddiden aşken adamlar cümlesinden ikerliği de şek şubha yok idi. Firavun yerdeki en katta hükümdar bulgen idi. En yerde zoravan bulgen idi. Ve o haddiden aşkenliği de şek şubha yok idi. وَقَالَ مُوسَى Musa aleyhisselam korku bilen iman keltirgen bu yaşlar yakalap hitap kıldılar. Ya kavm, ey halkım dediler. İn kuntum amantum billahi fa aleyhi tevekkelu in kuntum muslimin. Eğer Allah'a iman keltirgen bu şeyler, Allah'a yine tevekkül kılıyorlar. Eğer Müslüman bulsaylar, Allah'ın hükmüge teslim buluşulardan bulsaylar, Allah'a yine tevekkül kılıyorlar. Eğer Allah'a iman keltirgen bu şeyler dediler. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتْكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ular hammaları Musa aleyhisselamın talebine tezlik bilen cevap veriştiler. Allah'a yine tevekkül kıldık diştiler. Ey Rabbimiz bizlerini zalim kavimlerine maftun kılıp koymakin. Ularının fitnelerine elden edigenlerden kılıp koymakin diye dua kılıştiler. Demek zalimlerinin kançalik fitneleri küçeygelliğe dalalat kıladı. Allah'a tevekkül kılgellerden kegille beyvasta zalim kavimlerinin fitnelerine giriftar kılıp koymakin. Ve bizlerine özini rahmetin bilen necat vergin. Kafir kavimlerden bizlerine özini rahmetin bilen, bizlerine rahim kılıçligin bilen necat vergin de duada buluştular. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselam ve ülkeleri Harun aleyhisselam'a vahiy kılgenliğini beyan kılıp Musa'a ve ülkesi Harun'a vahiy kıldık ki اَنْتَبَوَّا لِكَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا Mısır'da özilerge, ikavilerge ergeşken halklarge
üyler hazırlaylar. İnsan şimdi cahili cemiyet içinde tartken azabı, ruhi azabı, cüda kıyınçiliği neticesinde insan bu cahili cemaatdeki cehaletlerge çidalmasligi bilen bir hatırcam özünün İslami en'enelerini mükemmel surette becerediyen bir orunda türüşlüğünü hâhleydi. Mene bu Musa aleyhisselamga ve ülkeleri Harun aleyhisselamga Allah vahiy kıldı ki kavmilerge Mısır'da bir üyler hazırlaylar. Entebevve'e mübevve hatırcam yaşaydıgan orunda itedi. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً Üyelerini kıble kılıyorlar. İnsan bazı vakitte azap çekedi ki bazı vakitte üyünün kıble kılıçlığını hâhleydi. Allah buyurdu üyelerini kıble kılıyorlar dediler. Yani ibadetini üyelerle kılıyorlar dedi. Hayatta insan bazı mescidge barıp cemaat bilen namaz okuydu siz. Bütün şeriatın hükmünü paymal kılın yetkenliğini görsiz. Ve öziz kalbizden teskin tapıp iktida kıladigen adamını tapalmasız. Ve şeriatın buyruklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mini kendi namaz okuyerliğimini görseyler şimdi namaz okuyerler digen namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine muvafık okuydusiz. Onun imkaniyetini yokluğunu körgen vaktizde ruhen azaplar çeke başlayısız. Ve yüzü kıblaksan mikin, üyümde ibadetimini kılsan mikin degen hayaletler keledi. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselam ve ülkeleri Harun aleyhisselamge Mısır'da alahide bir cayda sahrage bir üyler salıp üyerde üyelerini kıblakliyle dediler. Ve akimus salah namazını berpa kılıyla ve beşiril mu'minin mu'minlerge ne beşaret bilen hursand kılın ki mu'minlerge elbette necat keledi deyip durup onlarını hursand kılın dedi Allah Teala. Musa aleyhisselam ve kala Musa Rabbena inneke ateyte fir'avna ve melâhu zîneten ve emvâlen fil hayati dünya. İnsan hayatta Allah'ın dostlarını azap çekiyetkenliğini, Allah'ın dostlarını hakikat yolda yürgenlerinin kıynelip haliyetkenliğini kursa, Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına azabını ziyade kılgensere malları köpeyip, ziynetleri köpeyip, ularının hemme taraftan memnun bulup yürüyetkenliğini körgende insanın kalbide her hıl bir şübheler payda bula başlaydı. Musa aleyhisselam hem Allah'a yalvardılar ki Rabbena inneke ateyte fir'auna ve mel'ahu zineten ve emvalen fil hayati dünya. Ey Rabbimiz sen fir'aun ve onun cemaasige hemen ziynetini verdin. Ziyneten, her kendi ziynetli türlerini verdin. Ve emvalen köp mallar verdin bu hayatı dünyada. Rabbena liyudillu an sabirik. Bu ziynetu mallarını hemmesini seni yolinden adaştırışlık için işletmekte bular. Rabbena tumis ala emvalihim. Peygamberlerinin kalpleri sütten hem mülayim biraderler. Lekin her kendi mülayim kalp hem bir taqat var ki o taqattan ötkenden kigin duayı bat kılıçlik ötede. Rabbena tumis ala emvalihim. Şu seni yolinden adaştırışıp yetkenliklerine sebep bol yetken mallarını izini öçürüp taşlagin, yokatıp taşlagin halak kılıp dediler. Veşdud ala kulubihim. Kalplerini mahkemle taşlagin dediler. Onların kalplerine şünçelik zulümlerini kılıyaptı, onların kalplerini bundan hem kattıklaştırgın. Çünkü şu kattıklaşken de, zulüm nihayesine çıkken de, Allah subhanehu ve teala vayran kılıp taşlaydı. El mulku yabuka ma'al kufur ve la yabuka ma'al zulüm. Mülk, padişahlık, küfür bilen türüşlüğü mümkün. Ama zulüm bilen türmeydi biraderler.
Şunun için hem veşdud ala kulubihim degen dualarının manası vallahu alem şu bu sekerek kalplerini şundey kattık kılgın ki zulümden tap tap medyan kılıp taşılagen. Şunda gene ular bayram bula dedi. Fela yu'minu bular şundey kalplerini kattık kılıp taşılagen ki ular iman keltirişmesin hatta alemlentiruvchi azabını körüşmegünce. Özünü azabini körgen de iman keltiradigan bo'lsin. İmanını hamma keltiradi birodarlar bu saatte. Bironta bir inson qolmaydi birodarlar bu saatte hamma imanını kabul qiladi. Lekin iman vaqti o'tgan bo'ladi unda. Alloh subhanahu va taolo muzdarning duosini ijobat qiladi. Zolim yer yuzdan yo'qolmoqchi bo'lsa odamlarning muzdar holatga soladi. Ularga zulmning qattiq qiladi. Odamlar duo qilishlikdan boshqa choralari qolmaydi. Allohga yolborishlikdan majbur bo'ladi. Shu soat qolganda Alloh subhanahu va taolo muzdarning duosini ijobat qiladi. Alloh ijobat qildi ikkovlarining duolarini. Ular muzdar bo'lishib qolgan edi. Qola qad ujibat da'vatukuma. Ikkovlarining duoilar ijobat qilindi degan vahiy keldi. Fastaqima. Bunday og'irlikda ham sizlar istiqomatda bo'linglar, to'g'ri yo'lda bo'linglar. Va la tattabi'anni sabilallazina la ya'lamun. Bilmaydigan odamlarning yo'liga ergashmanglar dedilar. Odamlar bilmaydi birodarlar. Odamlar dunyo va oxirat saodatini ga olib boradigan yo'lni bilmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yo'lning ixtiyorini odamlarga bermadi. Özü cönette dünya ve ahiret saadet yolunu. Bu yol İslam yoludur. Uzak tarihten nezer taşlayın. Bir anta adamın yolu devam etti mi? Bir anta adamın yolu hak bulup kaldı mı? Kaysa adam bulsa evvelki yollarının hamesini yok etti. Demek fakat bitti İslam yolu yine özgermesten keli yaptı. İslam'da birinci günde halal deyilgenlerse hozirgacha halol bo'lib qoldi va qiyomatgacha halol bo'lib qoladi. Islomning birinchi kunida harom deyilgan narsa qiyomatgacha mana hozirgacha harom bo'lib keldi, qiyomatgacha harom bo'lib qoladi. Davrlar o'tishligi bilan Islomning Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan yo'li zarracha o'zgarmaydi. Qur'oni Karimni biror harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi. Demak, biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, odamlar bilmaydi. Sizlar bilmaydigan odamlarning yo'liga ergashmanglar dedi Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salom va Harun alayhi salomga. Alloh subhanahu va taolo duolarni ijobat qildi. İnşallah dersimizi yenige derste Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam'ın dualarının icabet bulgen vakiyeliğine inşallah örgenemiz. Bir köp kişiler sual kutu biraderler. Bir de vitr vacib namazını teheccüd namazdan sonra okuymen deyip teheccüdge turalmek bandat vakti tursa vitrinin kazasını kaçan okuşu mümkün deyipler. Etemiz ki Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kılınken Halilim dediler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge vasiyet kıldılar ki, vitrini uhlamestan ilgari okuvalışlikke dediler. Şimdi böyle diyen adam birinci vitr namazını şu hutandan keyinle bir vasıta okumasa, elbette ahirge uhlaştan ilgari taharat kılıp ya taharatı bosa, şu vitrini okup yatsa makurra buladı, şuna sualge muhtacamiydi. İnne bada vitrini terkiyen bosa, vitrini şu kazasını hale gel vakti okup koyuradı şuna. Yazışıptı burada. Hop. Sarık ya ok Kur'an deyilişinin sebebi ne dediler meyli bir. Sarık Kur'an ok Kur'an deyişliğinin sebebi şu ki biraderler. Sarık Kur'an'da köprak hafızı Kur'anlar ortasında mütearif bugün. İlgeriki Samarkand kağazı otlu yağı hem işletilgen bu varalarga. Çünkü varalar sarık bo'lgan. Samarkand kağızı dünyada meşhur bo'lgan. Şunun için Allah Teala'nın
bir iradesi bilen şimdi alımlar şunaka varalarını şimdi ot yağlarını istimal kılışken bu bana başka bir babur namalar demek getirildi. Şunun için bu Samarkand kağızı cüde uzak vaktlerge yetken biraderler. Elhamdülillah Allah'a hamdolsun olsun şunaka kağızlarımız bu geldiğe bana kabristanlarda kömülgenden keyinem din düşmanlardan korkup kitaplar dikisili varlgenden keyin divarlarını içine soğuvargenden keyin hem şu kitaplar saklanıp koyan. Sarık Kur'an deyişlik ilgari bu meganı keyin bu kazanda o Kur'an'daki vara bu Samarkand kağızı hiç okşamaydıgan bir kağızda hazırki kağızlarda bir Kur'an çıkkan. Şunu Kur'an yani basılgan, şunu ak Kur'an deyip atalgan bu narsani. Bunda başka şey sır yok işgan diye. Ayak durup okusa buladı mı deyip soruşturdular. Ayollar namazda yani köp ayollar tarafından bugün basa deyip şu bitti bu salgan cevap veriyordur. Elbette bu yalan ayak okusa namaz okusa buladı. Aşıkları bekilgen halette buluşluğu gerek. Şu erkek kişilerin aşığı yani tepeden kiyen libası aşığı elbette açık duruş gerek. Ya bu mesela aşık miktarı da pasten bir kiyin giyirgen buluş gerek. Yani bizim mescillerimiz gibi ya başka bir paypalar gibi aşıkken. Ayarlarındaki aşığı bekilgen buluşluğu gerek. Bunlar ise aksepegen biraderler. Aşığıdan anca tepeler hem ayarlardaki aşığı olu yürüp bu erkeğlerindeki olsa aşığı dan hem paske çıkıp tavanın hem bir kitle diyen bu kitpegen. Bakalım. Atlarda bir dua kılın dediler. Allah subhanahu ve teala bazı bir kişiler bir perzentim yok dediler. Allah teala salih salihe perzentler versin. Allah subhanahu ve teala bazılarına bir bize avladlarımıza dua kılınsın dediler. Allah subhanahu ve teala avladlarını salih salihelerden kısın. Hamamızı hem avladımızı salih salihelerden kısın. Allah subhanahu ve teala bu keserlerge şifa versin. Bazı bir kişi hat yazdılar ki min birinci mertte cuma namazı gelişim dediler. Bu kişinin dua kıpıyla Allah subhanahu ve teala sabit kadem kısın. Dini İslamca hizmet kıla diyen kısın. Ötken umrudaki hatalarını Allah teala geçirsin. Gelecek umrudu ötken umrunu bir kere ötkizgenlerini çıkarvala diyen manfaatli hayat versin. Ben takva kılıçlıkke uzunlu ve sizlerine vasiyet kılamen. Takva Kur'an-ı Kerim'de köp yad kılıngan kelime. Takva Allah Subhanehu ve Teala'nın huzurunda mükerrem buluşlikke sebep buladigan amel. Takva tür narsasız vücutke kelmeydi. Başka ameller şu tür narsaga tabi suratta vücutke keledi. Birinci insan ilim egesi bulmalığı gerek. İlim ne mi? Birinci Rabbini tanımalık ve peygamberini tanımalık ve din-i İslam'ı delillerle tanımalıktır. Rab Subhanehu ve Teala'nı tanıp iman keltirişliktir. Ve bu ilim bana bu narsadır. Başka narsalarını ilim degenlerse başka bir maddi narsalarını bilişlik maksadmaz bir yerde. Bu degen siz maddi ilimlerini örgenişlik, maturi degen yap çıkmaydı. Allah subhanehu ve teala bunca buyurdun. Lakin ilim ki insan Rabbini tanımasa ve peygamberini tanımasa, İslam dinini tanımasa o örgengen ilimler insanca menfaat kılıçlığını örmeye zarar yetkizedi. Bana bizim hazırgı ve ötken davrlar bu nefsinin güvahı bulup durdu. Madem ki ilim bu bir kural biraderler. Eğer bu salih kimsenin koluda bulsa salahiyet yoluna hizmet kıladı. Eğer salahiyet yoluna bu salahlı kişinin koluda bulmasa fasat yoluna hizmet kıladı biraderler. Şunun için Allah subhanehu ve teala bu bizni yarattı ve şu Allah subhanehu ve teala özünün sıfatlarını bizge bildirdi. Biz Rabbimizi tanımalığımız gerek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ini tanımalığımız gerek. İslam dinini tanımalık gerek. Bu nefsesiz mümin kişi buluşmak mümkünmezdir biraderler. Ve bu bilgen ilim özüne menfaat vermeydi. Bunda amel kılmalık gerek. Yani Rab Teala'nı bilişke amel kılışlığının sureti
Rabb Taala'nın sözlerine ya buyurgan buyruklarını kılış ve kaytargan narsalardan kaytışlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin biliş, bunca amel kılışlığının manası şu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan sünnetlerini icra kılışlıktır özünün şahsi hayatı da. Bana bu hayatta mücessemleştirişlikdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp sünnetlerge buyurdular. Ve bunu özlerinin takidlep ettiler. Bana bu sünnetlerine kılıçlik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemine tanışlık degen ilimge amel kılıçlıktır. İslam'ın tanışlığını ve amel kılıçlığının manası, İslam beş vakit namazını okumalıgımız gerek ve malımız nisabki etse zakat vermalıgımız gerek ve kadir bolsa Ramazan-ı Şerif'te roza tutmalıgımız gerek, kadir bolsa hacge barmalık gerek. Bu yerdeki buyruğunu, İslam buyruğlarının içindeki namaz hammaga farzdır. Bu kesel bolup kalsa namaz sakit bulmaydı. Ya kembegal bolup kalsa namaz sakit bulmaydı. Boygayu kembegalge, eru ayalge, bolayu ve kariyege hammasiga yigitgeyu farzdır bu. Namozning farz bo'lishligi kamolot yoshiga yetishligi bilan farz bo'ladi. Birodarlar, bu ishdan bo'shaganda farz bo'lmaydi namoz. Namoz kamolotga yetganda farz bo'ladi. Namozga hech qachon uzr bo'lishligi mumkin emas, magar ayollargina uzrlik holatida namoz o'qishmaydilar. Islomni bilishlikka amal qilishlikning ma'nosining bir qismi shudir. Qur'oni Karimda mana bu biz bilişligimiz zarur bo'lgan amaldan keyin bu ilim ve amal qilishlik ve üçüncüsü şu amalga chaqirmoqlikdir. Bizning bilishimiz, amal qilishligimiz o'zi kifoya qilmaydi.